Selam dostlarım. Bugün sizlere düşünürken izleyeceğiniz, izlerken de düşüneceğiniz psikolojinin ve aksiyonun bol bol olduğu ve izlerken sağda solda ya ben bu yapımı izledim şöyle böyle deyip hava atacağınız 10 numara 5 yıldız yapımları önermeye geldim. Ama isterseniz benim izleyip deneyimlediğim bu muhteşem yapımları önermeden önce aşağıdan ufak bir like atmayı, kanalda yeniyseniz ise abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin ki 40 bin olmamıza az kalan şu günlerde çok daha güzel ve çok daha iyi bir şekilde büyüyebiliriz. Şimdiden teşekkür. Hadi videomuza geçelim. Sıradaki yapım biraz daha günümüzden olan bir yapım. Bar Fedaisi. Gömleğinin altında bıçak ver. Geriye büyük bir adım at, sonra suratına çak. Yaparsın. Başrollerinde Jack Gyllenhaal abimizin ve Conor McGregor'ın oynadığı Bar Fedaisi filmi eski bir MMA dövüşçüsü olan abimizin artık hayatta çok daha temiz, çok daha sakin ve çok daha iyi bir şekilde devam etmesini anlatan bu yapımda yolu bir gün bar sahibi bir kadınla denk geliyor ve bu bar sahibi kadın barını adam edebilmesi için onun gibi bir adama ihtiyacı olduğunu söylüyor ve ardından büyük hikaye bu şekilde başlıyor. Sıra uçuyor. İlginç herif ya aslında. Eğer bu yapımı izlediğiniz zaman aksiyonu ve hikayeyi çok seven bir insansanız da benim gibi bu yapım zaten büyük ihtimalle %100 sizin içindir dostlarım. Buradaki insanlar biraz agresif sanki. Sıradaki yapım biraz daha eskilerden, 2012'den kalma bir yapım. Yapımın ismi ise Zincirsiz. Hayatım boyunca etrafım siyah yüzlerle çevrili oldu. Bir tek sorun var. Neden isyan edeyim? Beyazları öldürmüyorlar. Zincirsiz tam olarak nasıl bir yapım diye soracak olursanız dostlarım. Hatırlarsanız eski zamanlarda Amerika'da siyahileri köle olarak kullanırlardı. Ve bu kölelik zamanında var olan bir siyahi abimizin yaşadığı tutsaklığı, yaşadığı acıyı ve en sonunda alacağı intikamı anlatan bir yapımda... Yetişkin müdahalesi gerekiyor. Ona eşlik eden beyaz bir abimizin onun elinden tutması sonucunda beraber vahşi batıdaki bütün şerefsizleri tek tek temizledikleri, siyahileri tek tek kurtardıkları ve yapımın içerisinde aşkın, itirazın, aksiyonun ve aynı zamanda kocaman bir felsefenin anlatıldığı bu yapımda göndermenin her türlüsünü ve aynı zamanda Leonardo DiCaprio abimizi de bulmanız gayet normal. Çünkü kendisi bu yapımda rolü çok kısa da olsa 10 numara 5 yıldız bir performansıyla bizi aşırı derecede mutlu ediyor. Ve bari Leonardo DiCaprio'dan bahsetmişken onun ikinci bir yapımı olan Diriliş filminden bahsedelim. Diriliş filmi nasıl bir film diye soracak olursanız dostlarım tekrardan Amerika'nın o uçsuz bucaksız topraklarına döndüğümüz zaman bir dönem avcılar kürk avlamak için Amerika'nın uçsuz bucaksız topraklarında at koşturuyordu ve aynı zamanda yerlerin topraklarını işgal ediyordu. Tabi bu sırada işgal ederken bol bol ayı ve bol bol hayvan öldürüp onların derilerini getirip satıyorlardı. Bunun üzerine giden bu filmde Leo abimiz tamamen elini eteğini her şeyden çekmiş, kendi oğluyla birlikte kürk toplamaya gelmiş bir adamı canlandırıyor. Bu uğurda başına gelen şeyleri, ölümü, yaşamı, macerayı ve bol bol derin bir hikayenin olduğu bu yapımda sadece Leonardo DiCaprio'nun o muhteşem oyunculuğunu değil aynı zamanda çok derin bir hikayeyi izleyeceksiniz dostlarım. Bari yerlilerden, bari vahşetten, bari kandan ilerlediysek vahşiler yapımından da bahsetmememiz olmaz dostlarım. Bu yapımda hepimizin çok fazla sevdiği, her yapımını büyük bir keyifle izlediğimiz Christian Bale başrollerde var ve Christian Bale abimiz burada eski bir Amerikan subayını canlandırıyor ve canlandırırken o kadar sahneleri güzel bir şekilde izletiyor ki bize dostlarım. Nasıl zamanın geçtiğini anlamıyoruz ki burada kendisi uzun yıllar boyunca kızırdelili avlamış ve avladığı bu kızırdelilerden sonra bir kızırdelili reisini kendi topraklarına götürmek için uzun bir yol kat etmesini anlatan ve bu kat ettiği uzun yolun içinde yaşadığı macera, yaşadığı sorunları ve aynı zamanda o geçirdiği psikolojik buhranı anlatan bir yapım.
ki yapımın içerisinde zaman zaman kendini sorgulaması, zaman zaman hayatını sorgulaması ve zaman zaman içinde bulunduğu politikayı sorgulaması da bizim işimizi en fazla cız eden şeylerden bir tanesidir dostlarım. Sırada çok daha ağır bir yapımdan bahsedeceğiz dostlarım. Billy Kill yapımı. Any more subordinates for me to kill? Billy Kill yapımı nasıl bir yapım diye soracak olursanız dostlarım. Bir gün başına çok kötü bir şeyler gelmiş bir kadının başına bu kötü şeyleri getirmiş olan insanları bulmasını ve o insanlardan tek tek intikam almasını anlatan bir yapım. Şimdi buradan bahsedince konu size çok daha basit görünse de hikaye o kadar da basit değil dostlarım. Yönetmenin kendisini tebrik ediyoruz ve burada çektiği sahneleri, senaryonun kendisini ve artıyeten hikayenin o kadar iyi olması alışıldık bir şey değil dostlarım. Çünkü yapımı izlediğiniz dakikalarda kendinizi kaybediyorsunuz. Başka bir dünyaya, başka bir psikolojiye ve adeta bambaşka bir psikolojiye gidiyorsunuz ki zaten Billy Kill yapımı izlemek için emin olun size sağlam bir psikoloji lazım. Sırada daha baba bir yapım. İzlerken böyle benim içimi daima böyle hoş eden ve izlediğim her bir saniyeden aşırı derecede keyif aldığım Gladiator filmi var. Unleash Hell. Dostlarım Gladiator filminde o kadar derin bir felsefe, o kadar derin bir aksiyon ve o kadar derin bir hikaye var ki. Kendi ülkesini korumak adına canını verebilecek bir adamın kendi ülkesinde ihanette uğramasıyla ardından kendi ülkesinde vahşi bir gladiator olarak geri dönmesini, intikamını, hayatını ve yaşantısını anlatan bu yapımda izlediğiniz çoğu sahneden o kadar etkileniyorsunuz ki dostlarım. Resmen günlerce, saatlerce hatta belki de aylarca bu filmin etkisinde kalıp ne kadar da etkileniyorsunuz. İlgi olduğunu ve yönetenin yazarının ne kadar da muhteşem insanlar olduğunu düşünüyorsunuz dostlarım. What we do in life echoes in eternity. O yüzden bu yapımı izlemeniz şiddetle önerilir zaten. Bir sonraki yapımız başrollerinde Chris Hemsworth'un oynadığı ve izlerken aşırı derecede beni etkilemiş Denizin Ortasında yapımı. Denizin Ortasında nasıl bir film diye soracak olursanız da dostlarım, eskiden daha insanların fosil yakıtlarını kullanmadıkları dönemde balina yağı ve köpek balığı yağı gibi pek çok yağı gaz lambalarını ve ateşlerini yakmak için kullandıkları zamanlarda gemici olan bir dostumuzun kendi tayfasıyla birlikte balina ve köpek balığı yağı için denize açılmasını, ardından bin bir türlü zorlukla göğüs gelmesini ve gemilerinin koskocaman bir balina tarafından batırılmasını, günlerce okyanusta aç susuz kalmalarını, ardından karaya çıkmak için çabalamalarını anlatan bu yapımda aksiyonu dibine kadar yaşayacağınız, yaşadığınız aksiyondan ziyade en fazla da büyük bir hikayenin, büyük bir dersin ve büyük bir tutkunun filmin içinde göreceğiniz bu yapımı size o kadar güzel bir şekilde öneriyorum ki dostlarım. İzlemediğiniz takdirde çok büyük pişman olacağınızı canı gönülden söylüyorum. Şimdi sevgili dostlarım ve canlarım, aşağı yukarı önerilerim bu kadardı. Aşağı yukarı anlatacaklarım bu kadardı. Umarım önerdiklerim en az siz de benim kadar beğenir ve izlersiniz. O yüzden eğer sizin de önermemi istediğiniz filmler varsa ve eğer sizin de izlememi istediğiniz yapımlar varsa aşağı yorumlar kısmına yazmayı belirtmeyin ve videonun içinde en fazla beğendiğiniz filmi aşağı yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.